mesele bebek değilse, mesele eski defterler, kapanmayan yaralar olabilir mi acaba? Şevket? Sen doydun galiba. Kibar doktorumuz abisini nazikçe sofradan kaldırıyor. Ömer lütfen, lütfen. Ömer bırak, bırak. Ya bakın, kadehimi kaldıracağım. Hadi artık söyleyin ya, neden oldu? Zamanında Gülru için, gözyaşları içinde Gülfem'i terk ettin. Sonra neden evlendin diye soruyorum ben sana. Yeter! Şevket! Ya anne, dur bir dakika. En heyecanlı yerinde kesiyorsun. Bir dakika dur ya. Neydi o? İç güveysi. İç güveysi. Koskoca doktor oğlun iç güveysi gitmiş. Ha, neden? Belki de eski sevgilisine daha yakın olabilmek için olabilir mi? Ömer, Ömer bırak bizi, bakalım bence. Ömer, lütfen. Derdin ne Şevket? Burada da konuşsana. Yazık sana. Gülfem, öyle mahcubum ki nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Çok utanıyorum. Cahideciğim, senin bir hatan yok ki. Belli ki Şevket içkiyi biraz fazla kaçırmış. Onu asla affetmeyeceğim. Asla affetmeyeceğim. Ona öyle bir şey yapacağım ki. Öyle bir şey yapacağım ki. Görecek. Tamam anne, tamam. Hadi Gülfem, gidiyoruz. Yok hayır, gitmeyin. Bari birlikte bir kahve içelim, yoksa bu utancı asla unutamam. Utanmak neyi çözüyor anne? Sen de artık utanmaktan vazgeçip lütfen yüzleş onlarla. Şevket'in utanmaya ya da cezaya ihtiyacı yok. Onun yardıma ihtiyacı var. Bu evde yaşayan herkesin, Taner'in, Mebrure'nin, senin, herkesin yardıma ihtiyacı var. Lütfen artık gerçeklerle yüzleş. Hadi Gülfem, gidiyoruz. Cahideciğim, utanacak bir şey yok. Ama belli ki çözülmesi gereken bazı şeyler var. Hadi canım, yarın konuşuruz. İyi geceler Mebrure. Seni asla affetmeyeceğim. Böyle bir saygısızlığa uğramana sebep olduğum için gerçekten çok üzgünüm Gülfem. Şevket'in söylediklerini hiç üstüme alınmadım ki. Hem boş atıp dolu tutmadı. Söylediklerinde çok da haksız sayılmaz. Bak, biz birbirimizle çok açık olduk. Aşk evliliği yapmadığımızın ikimiz de farkındayız. Biliyorum Gülfem. Ama Şevket'in ima ettiği bu iğrenç şeyler için evlenmedim ben seninle, biliyorsun. Biliyorum. Gülru'ya yakın olmak için evlenmedin. Gülru'ya yakın olup onun canını yakmak için evlendin. İkimiz de aynı şeyi istedik Ömer. Aynı hedef için evlendik. O halde bunları bile bile Şevket'in sözlerinden bu kadar rahatsız olmanın bir anlamı yok. Değil mi?
Cihan. Benim biraz havamın değişmesi lazım. Galiba ben çalışma odasına iniyorum. Masumiyeti neden öldürdün? Ahlaksızlar. Ahlaksızlar. Bu kadar zayıf olma. O artık sadece uyurken masum. O gerçek değil. Bu kadar zayıf olma. Ahlaksız. Bak, ne oluyor ya sabah sabah? Deli misin sen? Ya gözümü açmadan. Senin gözün hep açık. Öyle bir açık ki hem de. Gördüm sizi. Ömer Bey tepende. Ne yapıyordu öyle ha? Ömer mi? Bir de bilmezden gelip uyuyor numarası yapıyorsun. Bana bak. Şükret Gülfem Hanım'a kıyamadığıma. Şükret ama sakın buna güvenme. Eğer bir daha edepsizliğini göreyim, bu evi başına yıkarım. Haberin olsun. Haberin olsun. Hadi gelin bu sabah sabah. Senin ne işin var burada? Ben de sabah sabah sizin çalışma masanızda görünce bir kızı verdim. Başka bir odaya ihtiyacım vardı çalışmak için. Uyuya kalmış. Halide git kahvemi getir. Burası benim çalışma odam. Seni bir daha burada görmek istemiyorum. Thank you.